Onlar vatanları için bir an bile tereddüt etmeden kollarını, bacaklarını, hatta canlarını bile vermeye hazırken devlet onlardan olmayan paralarını da istedi. 1987 yılında mayın patlaması sonucu elini, ayağını ve sol gözünü kaybeden Gazi Mustafa Azgın icralık oldu. Askerlik hizmeti yaparken NATO tatbikatında atış alanında hedef dikerken mermi patlaması sonucu bir ayağımı, sağ ayağımı, sağ kolum ve sol gözümü kaybettim. SGK verdiği biyonik kolun parasını istedi, alamayınca faiziyle istedi. Biyonik kol protezi yaptırdım ve protez yaptırdıktan sonra 2012 yılında 3 yıl aradan geçmesinden sonra benden yapılan protezin parasını istediler. Nurettin Paksoy, Hüseyin Turan, Bülent Kocaoğlan gibi birçok gazi aynı durumla karşı karşıya kalmıştı. Durumun basına yansımasıyla SGK da vazife malulü gazilerin genelgesinde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre başkasının yardımı olmadan iş yapamaz raporu alan gazilerin her türlü protezi karşılanacaktır denildi. Basındaki yapılan açıklamada bir daha bu vazife malulü ve gaziler bir daha bu sorunları yaşamayacak diye söz verdiler ama yine de yaşıyoruz. Gaziler değişikliğe sevindi ancak Gazi Mustafa Azgın şimdi de sağlık kurulundan geçemedi. %90 özür raporunda 86 ile kalan gaziden protezin parası istendi. Ödeyemeyen gaziye 94 bin lira için haciz işlemi başlatıldı. Sağlar mısın diyorlar. Yani %86 da kaldı bu şekilde. %90 rapor alsam ben protezi ne yapacağım? Kullanmak istemiyorum. O zaman yatarak olan bir hasta protez kullanma imkanı var mı? Yok. İhtiyacı yok.